Herkese merhaba. Bu videomuzda Oppo A9 2020'yi kutusundan çıkarıyor, kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Oppo A9 2020'nin reklamları şu sıralar televizyonlarda sıklıkla dönüyor. Caddelerde, sokaklarda da Sıla'nın olduğu billboardları görüyorsunuz. Sıla'nın telefonu olarak nitelendirebiliriz Oppo A9 2020'yi. Özellikle kamera yetenekleriyle arkada barındırdığı 4 arka kamerayla ön plana çıkıyor Oppo A9 2020. 48 megapiksel ana kameranın yanında 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel monolens ve 2 megapiksellik portre lens bulunuyor. Önde ise 16 megapiksel selfie kamerası mevcut. 128 GB kapasite, 4 GB RAM. Bu telefonun fiyatı, Türkiye fiyatı 2699 lira. Şimdi açılışını gerçekleştirelim ve daha sonra da kurulumu başlayalım. Şöyle makasla bir çizik atalım. Daha sonra kapağını kaldırarak Oppo A9 2020'nin açılışını gerçekleştirelim. Evet, öncelikle üzerinde Oppo yazılı bir zarf çıkıyor. Bu zarfı şöyle açalım. İçerisinden muhtemelen bir kılıf çıkıyor, silikon kılıf. Öncelikle sim kart iğnesi görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra çeşitli belgeler var. Başlangıç kılavuzu, burada garanti belgesi. Başlangıç kılavuzu şu şekilde. Telefona bakmak isterseniz, neyin nerede olduğunu görmek isterseniz buna bakabilirsiniz. Bu da yumuşak bir silikon kılıf telefonu korumak için. Şuradan kulakçığı çekelim. Oppo A9 2020 elimize alalım. Ön tarafta telefonun başlıca özellikleri var. 48 megapiksel ultra geniş açılı dörtlük kamera, 5000 mAh kapasiteli pil. O da önemli özelliklerden bir tanesi. Çift hoparlör, Dolby Atmos ses teknolojisi, Snapdragon 665 işlemci ve Game Boost 2.0 olarak adlandırılan oyun deneyimini artıran teknoloji. Şöyle jelatinde çıkaralım. Telefonun üzerinde ekrana yerleştirilmiş bir ekran koruyucu film en başta geliyor ve iyi şekilde yapıştırılmış. Elimizdeki model görmüş olduğunuz gibi mavi renk. Bu rengin adı deniz yeşili. Böyle bir adlandırma yapılmış. Arkada görmüş olduğunuz gibi 4 kamera, 3 tanesi burada, bir tanesi de flaşın altında bulunuyor. Parmak izi okuyucusu var. Yine Oppo logosunun ve diğer unsurların yatayda yerleştirildiğini ve böylelikle yatayda sanki bir fotoğraf makinesi görünümü verecek şekilde tasarlandığını görüyoruz arka tarafın. Ve ekranın üst kısmında çentik var ve burada 16 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Şöyle bir kenara koyalım ve daha sonra kutudan neler çıkıyor bakmaya devam edelim. Burada şarj adaptörü var. Burada kulaklığı görüyoruz. Yine Oppo Reno 2'de gördüğümüz tarzda bir kulaklık. Apple'ın AirPods'larını andıran bir yapıda. Bunun da detaylarına bakarız. Nasıl bir ses deneyimi sonuna bakarız. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi USB-C kablosu, USB-A, USB Tip C kablosu, şarj işlemi ve bağlantı işlemi altta görmüş olduğunuz USB-C port üzerinden gerçekleştiriliyor. Telefonda yine görmüş olduğunuz şekilde 3.5 mm kulaklık jack'ı da bulunuyor. Evet, şimdi bu dağınıklığı bir kenara alalım ve daha sonra Oppo Reno A9 2020'nin kurulumuna başlayarak tekrar karşınıza gelelim. Evet, Oppo Reno A9 2020'nin kurulumunu kısa süre içerisinde gerçekleştirdik. Kurulum işlemi sırasında parmak izi ekleme ve yüz ekleme işlemlerini gerçekleştirdik. Telefonda Android 9 Pie yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde Oppo'nun özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan ColorOS çalışıyor. ColorOS 6 var kullanıcı arayüzü olarak. Daha önce deneyimlediğimiz, incelediğimiz Oppo Reno 2'den ColorOS'in nasıl bir deneyim sunduğunu az çok biliyoruz. Epey yoğun özelleştirmeler var ancak buna rağmen yine sadeliğini koruyan bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Oppo'nun ColorOS kullanıcı arayüzünün. Bunun yanı sıra bu kullanıcı arayüzünün önemli özelliklerinden bir tanesi görmüş olduğumuz uygulama çekmecesinin de varsayılan olarak açık gelmesi. Genellikle Android cihaz kullanıcıları uygulama çekmecesini seviyor. Oppo da bunu varsayılan olarak sunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yüklü olan uygulamaları alfabetik şekilde yukarıdan aşağıya doğru görmeniz mümkün. Google uygulamalarının yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Oyun alanı olarak adlandırılan özel bir bölüm var. Buradan oyunları, Oppo Reno A9 2020'ye yüklediğiniz oyunları burada görebilir ve çeşitli performans iyileştirmelerini burada uygulayabilirsiniz ve böylelikle de oyun deneyimini biraz daha iyi hale getirebilirsiniz. Oyun sırasında ekran görüntüsü alma veya ekran fotoğrafı alma gibi özellikleri de bu oyun alanı özelliği sunuyor. İncelemede buna da bakarız. Bunun dışında yine ekranın sol tarafında, ana ekranın sol tarafında akıllı asistan olarak adlandırılan bir bölüm var. Burada her an ihtiyaç duyabileceğiniz çeşitli bilgiler de gösteriliyor. Çeşitli bildirimler, takvim bildirimleri veya attığınız adım sayısı, bunlar burada gösteriliyor. Kartlar biçimde gösteriliyor görmüş olduğunuz gibi. Burası da
kullanışlı bir alan olarak dikkate geliyor, dikkatimizi çekiyor. Dosya yöneticisi var, telefon yöneticisi var. Telefonun optimize edilmesini sağlayan bir özellik. Telefon durumunu görebilir ve gerektiğinde saklama alanı temizleme, virüs tarama ve bu gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz Oppo Reno A9 2020'de. Kamera uygulaması daha önce incelediğimiz Oppo Reno 2'den az çok biliyoruz. Kullanışlı bir kamera uygulaması var. En çok ihtiyaç duyacağınız modlar sağ tarafta sürgüde gösteriliyor. Hamburger menüye dokunduğunuzda ise daha fazla çekim modunu görmeniz mümkün oluyor. Ekranın sol tarafında da hızlı ayarlar var. Ayarlara erişebilir. HDR veya geniş açı gibi unsurlara geçiş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine yapay zeka desteği de var ve böylelikle de çekmiş olduğunuz sahneye göre görüntü ayarlamaları da otomatik olarak yapılabiliyor. Sahne ayarları, ışığı, pozlaması otomatik olarak yapılabiliyor. Çok yakında yayınlayacağımız Oppo Reno A9 2020 incelemesinde kamera performansında da yakından bakacağız. Aktaracaklarımız bu kadar. Eğer Oppo Reno A9 2020 ile ilgili merak ettikleriniz varsa yorum alanından bizlere ulaşabilir, sorunuzu bırakabilirsiniz. İncelememizde bunları da cevaplamaya çalışırız. Gayet şık bir telefon. Kamera yetenekleri ön plana çıkıyor. Bakalım gerçekten Sıla'nınki kadar, Sıla'nın aldığı ilgiyi, takdiri görebilecek kadar güzel fotoğraflar çekebiliyor mu, üretebiliyor mu? Oppo A9 2020 çok yakında yayınlayacağımız incelemede bunun cevaplarını bulacağız. Aktaracaklarımız bu kadar. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak Teknoblog YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarak yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.